Örgütü PKK Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonlarıyla köşeye sıkıştı. Bu kapsamdaki sözler teröristlerin telsiz konuşmalarına da yansıdı. Teröristler ana karargaha Yüksekova'da Dağlıca'da halk destek vermiyor. Fareler gibi dışarıda kaldık. Zor durumdayız mesajları gönderdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Hakkari ile terör örgütü PKK'nın son direniş noktası olan İkiyaka Dağları büyük oranda teröristlerden temizlendi. Operasyonların ardından terör örgütü PKK bölgede zor duruma düşerken artık PKK için İkiyaka Dağları bir mezarlıktır ifadesi kullanılmaya başlandı. Bölgede askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre Ağustos ayı sonunda bölgede yoğun olarak başlayan operasyonlara Kara Kuvvetleri Komutanlığı birlikleriyle Özel Kuvvetler Komutanlığı unsurları katılıyor. Güvenlik güçlerinin Hakkari Yüksekova'da 25 Eylül'de başlattıkları ve Dağlıca'da Eylül ayı başında terör saldırısında şehit olan Kurmay Yarbay İlker Çelikcan'ın adının verildiği operasyon da sürüyor. Bu operasyona bölgeye gönderilen Özel Kuvvetler Komutanlığı unsurlarıyla Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'na ait birliklerle Kayseri ve Bolu Komando Tugayları katılıyor. Şehit Kurmay Yarbay İlker Çelikcan operasyonu özellikle Doski Vadisi diye adlandırılan bölgede İkiyaka Dağları'nda yapılıyor. Teröristler tarafından Türkiye'nin Kandili olarak nitelendirilen bölge, yurda kolay geçişiyle silah, mühimmat, yiyecek, giyecek ve kışlık erzak depolarıyla teröristlerin hiçbir yerden yardım almadan 6-7 ay yaşamalarına imkan veriyor. Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye giriş yapan teröristler hiçbir ağırlık taşımadan bu dağlardaki mağaralara geliyor, silah ve mühimmatlarını burada tedarik ederek başta Dağlıca bölgesindeki birlikler olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin diğer unsurlarına rahatlıkla saldırabiliyor. Operasyonların ardından buna son verilme aşamasına gelindik. İkiyaka Dağları ve ardındaki Doski Vadisi çok büyük oranda teröristlerden temizlendik. Kalan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için de operasyonlar sürüyor. Operasyonların ardından İkiyaka Dağları ile irtibatı kesilen, silah ve mühimmatla ilgili destek almayan yurt içindeki teröristler bu konuda sıkıntı yaşamaya başladık. Bunun üzerine terör örgütünün şehir yapılanması YDGH unsurlarını yerleşim yerlerinde saldırıya çağıran PKK, daha önce Yüksekova'da halkın içinden kabul edenlere dağıttıkları silahları ve mühimmatı toplamaya başladı. Operasyonların ardından terör örgütünün bölgede yalnızlaştığı ve zor duruma düştüğü teröristler arasındaki telsiz konuşmalarıyla da tespit edildi. Teröristler bu konuşmalarında ana karargaha, Yüksekova'da Dağlıca'da halk destek vermiyor, fareler gibi dışarıda kaldık, zor durumdayız mesajı gönderdik. Bu arada sivil halktan toplanarak YDGH unsurlarına dağıtılmaya başlanan silahların bir kısmı da emniyet ve jandarma birimlerinin operasyonlarıyla ele geçirildik. Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları, terör örgütü PKK'nın son direniş noktası olması nedeniyle çok büyük önem taşıyor. Bu bölgenin yakınlarında bulunan Dağlıca'ya yapılan terörist saldırıların ana kaynağı da bu dağlarda yuvalanmış terör örgütü üyeleri oluşturuyor.